Poyraz, SMS sıralamasında birinin çıktı mı? Tamam. Kimin ismini verdi abi? Kimin ismini verdi? Dora'nın. Yani, Senin Furkan'cığım. Doran, birkaç ama, gün evet. önce konseyde... Ama konseride... Hanzade'yi yazdı, evet. Hanzade'yi söylemedi. İşte ben de ondan yazdı, bahsediyorum. Kapalı, onu kimse yani, görmüyor. Furkan tamam dedi. Tamam ama sonuçta bir şekilde bu adam Hanzade, ilk başta oyunu Hanzade gitsin diye kullandı mı? Evet. Peki neden gerçekten potaya birini sokma hakkı verildiğinde ismini yazdığı kişi değil de ...Dora'nın ismini verdi. Ben bunu merak belki ediyorum. De, i̇şte belki olaylar, de, olaylar, olaylar oldu. Olur. Annedeciğim onu biz nereden bilelim? Adam yani? Hanzade'ye açık açık hamle yapmak istemedi gidip, belki. Poyraz'ın gidip beynin içine giremeyiz biz. Ben ama sana şu konuda katılmıyorum. Çünkü neden? Yapmaz Bu soruyu sormamın sebebi de evet. şu. Sema'ya sorayım. Eğer bugün Hanzade'nin ismini yani... ...Poto'da Nasıl? yazdığı ismi vermiş olsaydı... ...bugün giden Sancakay değil Hanzade olacaktı evet. yani. Ben öyle düşünüyorum. Az önce söylediğim gibi yani... E, konseyden sonra Dora ve Sancakay arasında sürekli bir tartışma oldu. Sancakay da zaten Poyraz'ın en yakın arkadaşı olduğu için onunla sürekli dertleşti. Dolayısıyla da Hanzade'ye hamle yapmadı Dora'ya hamle yaptı. Peki Sema Survivor yani böyle e, birilerini dert edinerek e, e, yazılacak bir yer mi? Değil tabii ki. Ben... Değil. Ben Mesela sen çok ya. iyi bir yarışmacısın diyelim. Tamam Dora o kadar iyi bir yarışmacı değil şimdiye kadar ki performansına bakacak olursak. Ama benim sen çok iyi bir yarışmacısın ama seninle bir husumetimiz var. Ben devamlı geliyorum Sema, Sema, Sema. Şimdi Böyle bir platform. Ya tabii ki öyle var. bir platform değil ama tercihini bu yönde kullandığını düşünüyorum e, Belki de e, kendi dediği gibi kadın erkek eşitliği benim çok mantığım almadı ama belki o fikirle yaptı. Ama sonuç olarak ha, bir de şunu da atlamayalım Dora'nın söylediği bir şey var. Ben seçmelerde hep geri plandayım ve takım için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ya çok güzel. Hiçbir şekilde kendimi öne atmıyorum daha hayırlısı olacak diye. Hani Dora bu saatten sonra kendini öne atıp daha fazla istediği yarışmacılarla... ...daha güçsüz yarışmacılarla oynarsa performansı da çıkabilir. Ama diyebilir miyiz ki Sancakay'ın performansı eşleşmeler şöyle değişecek de çıkar diye? Ben diyemem. Çünkü e, seçme konusunda Ayşe ve Aleyna... Kendi aralarında bile problem yaşıyorlar. Sancakaya bunun izni hiçbir zaman vermeyecekler. Hep Aleyna seçecek, Ayşe seçecek. Sancakaya'nın performansına ekstra bir ilerleme evet. olmayacak. Ama Dora da ilerleme olabilir. Kendisi de zaten bunu söyledi. Aleyna'nın Aleyna şöyle bir iddiası vardı geçen hafta. Özellikle Poyraz'ın Dora'yı kendine rakip gördüğünü iddia etmişti. Ama e, onu söyledim ben. O SMS birinciliğiyle artık araydı. Poyraz adada hakimiyeti eline aldı demiştim. Poyraz. İkinci SMS birinciliğiyle zaten artık Poyraz parladı gidiyor yani. Dora Peki, Dora, Dora yani Dora ya Dorada tabii ki çok iyi bir yarışmış şey ama Poyraz'a rakip olacak bir, bir yarışma. Hayır da olmuş olabilir. Poyraz adına diyorum. Hı -hı. Bir hayır olmuş olabilir. Çünkü e, bu fikirle eğer Dora'ya yazdıysa ilerleyen zamanlarda Sancakay'ı çok sevdiği için, yakın arkadaş olduğu için başka hatalarda düşebilirdi. Bu çünkü uzun süre ben e, Poyraz'ın birinci olacağını düşünüyorum oylamalarda arkadaşlıkları sebebiyle böyle oylamalar ve böyle fikirlere kapılırsa zarar görürdü. Belki de Poyraz adına hayırlı oldu sence gitmesi. gitmek. Şimdi gönüllüler ünlülerin SMS sıralamasına geçeceğiz ama şu bilgiyi de verip geçmek istiyorum ben. İlk hafta biliyorsunuz Gönüller SMS sıralamasında Dora 8. sıradaydı. Steven ve Yunus Emre'nin altındaydı. Dora'nın bu hafta belki de maruz kaldığı olaylar neticesinde evet. Steven ve Yunus Emre'yi de altına alarak evet. 5. sıraya kadar yükseldiğini de söyleyelim. E bu zaten belli Furkan dedi. Neden yükseldi sence? Sancakaylan arasında son zamanlarda en çok problem yaşayan kim? Dora. Dora. Sancakay nereye gitti? İstanbul'a geliyor. Ama İstanbul. Sancakay da yükseldi öyle Bir dakika, hayır şimdi bir dakika. Şimdi izleyici Sancakay'ı benimsememiş, değil mi? Çünkü gönderdi adadan. Sancakay kimle tartıştı? Sürekli tartışıyor adada. Dora'yla. E onu gönderdiğine onu da yükseltecek bu kadar Ama basit. benimsememiş. Bak yine aynı şeyi söylüyor. Ne ne aynı Sancakayı şey. Sancakay'ı benimsememiş diyor. Sancakay geçen oylamaya göre sıralamasını arttırdı. Ya o beni Bu da demek oluyor ki. Gitti abi? Bu da demek oluyor ki aslında He. kendince bir şeyleri doğru yapmış. Ya, o ayrı, göre. O ayrı konu. Ben şu anda icraata bakıyorum. Bil. Halk halk Sancakay'ı gönderdi mi abi? Ne anlatıyorsun? Halk Sancakay'ı, halk sancakayı göndermedi. göndermedi. Sancakay en altta değil. Orada başka isimler de var. Yazılsa gidecekti. Sonuçta ben göndermedim. çok mi ilginç sancakayı? bir bilgiyi de şurada vermek lazım. Aslında bizim de burada çok sohbetini yaptığımız Aleyna'nın Bugün gönüllüler SMS sıralamasında en sonuncu olduğunu da söylememiz gerekiyor. Yani zaten bugün Aleyna'nın ismi çıksaydı evet. Aleyna bugün Survivor'a veda ediyordu. Bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Şimdi ünlülerdeki esas bomba var dedim ya onu söyleyeceğim de ondan önce bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada ne gözüküyor biliyor musunuz? Şöyle bir şey var şu anda baktığım zaman. Geçen sene ben daha Survivor başladığından 2-3 gün sonra 4 gün sonra demiştim ki Messi ile Ronaldo Messi ile Ronaldo kimler için demiştim ben? Barış'tan Cemalcan için. Hı hı. Şu anda da iki tane Messi ile Ronaldo çıktı piyasaya. Kim onlar abi? Poyraz Gönüllülerde, İsmail de ünlülerde. Birisi Messi, birisi Ronaldo. Şimdi ilerleyen günlerde Messi ile Ronaldo'nun arasındaki rekabeti göreceksiniz. Yani görünen köy kılavuz istemiyor ama velakin geliyor, geliyor, geliyor. Şimdi kim geliyor? Sergen kim geliyor. Hayır. Batuhan Düzük. Geliyor. Batuhan geliyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Batuhan geliyor. Bak şimdi. Batuhan kaçıncı sıraya yerleşmiş? İki. i̇ki. İsmail bir, Batuhan iki değil mi? Batuhan bilmiyor ama. Ya. Sen şimdi bugün Batuhan'ın söylemlerinden yola çık. Hayır canım. Batuhan bilmiyor. Batuhan birinciliği bekliyordu. Ya neyse ben şu anda ikinci... Yok canım İsmail'i geçmesine imkan yok. Niye yok? İsmail'i işte. şu anda geçemez. İlerleyen günlerde geçebilir ama şu anda İsmail'i geçe. Bak şimdi. Furkan dedi. Batuhan ikinci, İsmail birinci değil mi? Peki Batuhan bu takımda şu anda dışlanma pozisyonunda bir Batuhan görüyor muyuz biz? Hayır. Görmüyoruz. Ben görüyorum. Görmüyoruz. Kendisi öyle yaşamak istiyor bence. Yani şöyle, kendisi de öyle yaşamış olabilir ama gördüğüm kadarıyla Batuhan'ı bir şekilde oradan pasivize etmeye çalışıyorlar. Yani çünkü neden? Batuhan'ın tarzını anladılar. Batuhan'ın böyle kendi kendine bir şeyler yapmak istediğini veya Batuhan'da bir şey var. Batuhan her an hata yapabilir. Batoan bunu anladılar. Batuhan'ın her an hata yapabileceğini. Bu yüzden de Batoan'ın böyle çok üzerine gitmeye başladılar. Batoan da bundan rahatsız ve Batoan da çok oluyorum şu anda. Niye? Çünkü Batoan e öyle anlatıyor. Şey... Ama e, Batoan öyle anlatıyor. Batoan öyle bir şey anlatıyordu mesela. Batoan diyor ki, He. "E sergene yaptıkları tezahüratın binde birini e, bana yapmadılar." Yapmıyorlar. E, yapmak zorundalar mı abi? Ya Hepin... Olur mu canım? Aynı, sen ya şöyle, olur mu? Bir dakika takım aynı al, takımdasın takım. sen. niye çocuğa? Bir dakika aynı takımdasın. Çocuğa niye? Şimdi, çocuğu da pohpohlayın biraz. Yapıyorlar abi, onu da yapıyorlar ya. demiyorum. Onu da yapıyorlar. Pohpohlamasınlar evet. demiyorum. Sergen ha. bir anda geldi. Evet. Geldiği gün çok başarılı olmadı mı? Oldu. Çok başarılı oldu ve çok istedikleri bir şey kazandılar. Evet. Takımın bu kadar mutlu olması çok normal. Bu mutluluğu ve bu desteği Batuhan'ın kendi adına çekmesi Bana saçma geliyor çünkü Batuhan'la ilgili bir şey yok Birilerine destek vermeleri var tamam. Yeni gelen yani Batuhan bundan da alınıyor Tamam güzel, ben so güzel söylüyorsun Ben de diyorum ki şu iddiam şu Batuhan'ı oradan dışlamaya çalışıyor. Benim iddiam hepinizin fikirler ayrı olabilir Batuhan'ı o takımdan dışlamaya çalışıyorlar Batuhan da kendini göstermek adına Bir şeyler yapmak adına direniyor Ve ne yapıyor halk biliyor musunuz O dışlamaya çalıştıkları Bir ekip var ya orada o Batuhan'ı onların içinden Batuhan'ı alıyor halk. Hop Eyfel Kulesi'ni Everest'e doğru götürürken Batuhan'ı dışlamaya çalışan bir grup var orada. Sayıyorum şimdi bakın son sırayı ünlülerin son sırasını sayıyorum. Furkan dedi iyi dinleyin beni. İki numara Batuhan. Number eight sekiz numara Çağrı. Number nine Cemal. Number ten Hayrettin. Number eleven Barış. <laughs> Ne oluyoruz ya, <laughs> ya, var ya bak, Bir dakika Murat abi Allah, bir aşkına. Dakika, bir dakika, Allah aşkına Bir dakika Allah aşkına yapma Allah bir aşkına ya. Batuhan bak. ikinci Son dörde bak Çağrı, Cemal, Hayrettin, Barış Halk demek ki bu dörtlüyü En sona atmış Batuhan'ı da ikinci sıraya çıkarmış Sen demek niye hep tribünden oynuyorsun bak. Murat abi S&M sıralaması bu geldi diye mesela evet. Son dörtte e, evet. dört tane erkek var ya Evet çok kötü insanlar mı diyeceksin şimdi biz onlara? Ya, o gelmedi diye. Ya. Sen hemen diyorsun ki adamı dışladılar. Evet. Batan, Semacığım ya yazdın sen onları ben yazmadım. Batağ'ın röportajda evet. ifadeleri var. Evet. Allah aşkına. Evet. Cümle, cümle cümle sen... söyler misin? Bak SMS'de halk ben Sergene yapılan tezahüratın binde biri bana yapılmadı. Hayır, yok öyle bir o, şey. Olabilir. Sergen evet. sonra geldi ve gelir gelmez takımı çok mutlu eden Hayır, bir performans sergiledi. Hayır, takım ilk günden beri arkadaşları desteklemiyorlar mı ona giderken? Sürekli arkamdan bir şeyler dönüyor hmm. Kim yapıyor bunu? Evet, doğru söylüyor hepsini. Nerede Gru hep grup beni söyle? dışlıyor. Söyleyeceğim ben. Grup beni dışlıyor. Evet. Tek başıma kaldım. Bravo, doğru söylüyor. Şimdi kendimi ifade ederim. Kendimi ifade ederken de Hı. geçmişte Survivor'larda yapılan taktiklerden birisini söyleyerek ifade etmem. Yalnız kalma taktiği Survivor'ın e, birincilik için en büyük taktiklerindendir. Batuhan Hı. bence Batuhan yalnız kalmayı oynuyor mu acaba? Ayr ayrıca kesinlikle Öykü çok seviyor Batuhan'ı. Evet. Cemal abi çok seviyor. Onların üçlü bir grubu var. Hatta biz de yan yana koymuştuk ya Diriliş Ertuğrul evet. diye. Yani birkaç kişi gerçekten çok iyiler. Ayağı yandığında herkes Hı. doktor paramedik diye bağırdı destek oldular. E, bugün bir tartışma yaşadılar seçmede. O tartışmada da sonra Botan kendisi de kabul etti. Evet ben hata yaptım. Hı. Ama orada alınmıştı mesela o tartışmada. Sen Çünkü... Sen o ayağı yandığında şunu hissettin mi? Ben hiç hissedemedim.